Herkese merhabalar arkadaşlar. Bir önceki dersimizde üzerinden akım geçen telin çevresinde oluşturduğu manyetik alan ve bu alanın genel özelliklerini öğrenmiştik. Bugünkü dersimizde de yine bu akım geçen teli bir manyetik alana bıraktığımızda tel üzerinde nasıl bir etki oluşuyor? Bunu öğrenmeye çalışacağız. Eğer üzerinden akım geçen bir teli manyetik alan içerisine bırakırsak arkadaşlar, bu tele bir manyetik kuvvetin etki etme olasılığı bahsedeceğiz. Niye olasılık diyorum? Çünkü manyetik alan içerisine bıraktığımız her tele manyetik kuvvet etki edecek diye bir koşul söz konusu değildir. Bu yüzden de üzerinden akım geçen tele bir manyetik kuvvet etki edebilir diyoruz. Eğer tele manyetik kuvvet etki etmesini istiyorsak telin manyetik alanı dik olması gerekir diyerek başlayacağız arkadaşlar. Ya da manyetik alan içerisinde telin dik bir bileşeni olması gerekiyor. Manyetik kuvveti hesaplarken manyetik kuvvetin hesaplanmasında iki tane temel özelliğe dikkat edeceğiz. Manyetik kuvvetin büyüklüğünü hesaplamayı ve yönünü bulmayı öğreneceğiz. Niye? Çünkü manyetik kuvvet de diğer kuvvet çeşitleri gibi vektörel bir büyüklüktür arkadaşlar. Eğer manyetik kuvvetin büyüklüğünü bulmak istiyorsak manyetik alanın büyüklüğünü bilmemiz gerekiyor. Akımın büyüklüğünü bilmemiz gerekiyor ve üçüncü olarak da telin manyetik alan içerisinde kalan kısmının uzunluğunu bilmemiz gerekiyor. Bu tele etki eden manyetik kuvvet niceliklerin üçüyle de doğru orantılı olup Bil formülü ile hesaplanacaktır. Eğer yönünü bulmak istiyorsak manyetik kuvvetin yönünü sağ el kuralı ile bulacağız. Bu kuralı görmeye ya da öğrenmeye çalışalım bakalım. Şimdi eğer manyetik kuvvetin yönünü bulmak istiyorsak arkadaşlar yine sağ elimizi kullanarak ilgili 3 temel bileşenden oluşur. Baş parmak, 4 parmak ve avuç içi diye tanımlamıştık. Önceki derslerimizde baş parmağımızı akım yönünde tutarsak demiştik. 4 parmağımız manyetik alan yönünü gösterecektir. Manyetik alanı gösterecektir ya da bu durumda elimizin üçüncü bileşeni olan avuç içimizle manyetik kuvvetin yönünü bulabiliriz. Yandaki şekillere bakın. Değişik eksenlerde sağ el kuralının uygulanması var arkadaşlar. Sağ el kuralını uygularken mutlaka elimizi açık tutacağız ve üç eksenin birbirine dik olduğunu kesinlikle unutmayacağız. Devam edelim bakalım. Biraz yön bulma çalışması yapalım. X telini etki eden manyetik kuvvet hangi yöndedir diye sormuş. Şimdi burada eksenleri belirleyeceksiniz arkadaşlar. Bir kere akım artı y yönünde. O zaman baş parmağımızı artı y yönünde tutuyoruz. Manyetik alan artı x yönünde. Dört parmağımızı artı x yönünde tutuyoruz. Bu durumda dikkat ederseniz avuç içiniz içeriği yani ekranı gösterecek. İçeri dediğimiz eksen eksi z ekseni olduğu için bu sistemde içeriye doğru bir manyetik kuvvet oluşur diyerek soruyu tamamlamış olacağız. Benzer bir soru sayfa düzlemine dik ve içeri doğru beynin olduğu düzlemde K telini etki eden manyetik kuvvet hangi yöndedir? Şimdi komutlarımı dinlemenizi istiyorum ekran başında. Baş parmağınızı artı x ekseni yönünde tutun arkadaşlar. Dört parmağınız karşıyı yani içeriği gösterecek şekilde tutulursa eğer avuç içinizin yukarıya doğru baktığını göreceksiniz. Dolayısıyla bu sistemde manyetik kuvvet yukarı yöndedir diyeceğiz. Üçüncü olarak sayfa düzlemine dik ve dışarı doğru manyetik alana şekil 1'deki gibi konulan K telini etki eden manyetik kuvvetin yönü şekil 2'dekilerden hangisidir? Şimdi sizden öncelikle dört parmağınızı kendinize doğru çevirmenizi istiyorum arkadaşlar. Baş parmağınızla XY düzleminde tutacak olursanız eğer avuç içinizin güneydoğuya doğru baktığını yani 3 yönünde bir manyetik kuvvet oluştuğunu göreceksiniz. Bir sonraki sorumuz şekildeki K telini etki eden manyetik kuvvet hangi yöndedir demiş. Şimdi yine komutlarımı dinleyin lütfen. Akım Z yönünde yani dışarı doğru. O yüzden baş parmağınızı kendinize doğru tutuyorsunuz. Manyetik alan artı X yönünde 4 parmağınızı artı X yönünde çevirdiğiniz zaman arkadaşlar
göreceksiniz ki avuç içiniz yukarıya doğru bakıyor. Yani burada yukarı yönlü bir manyetik kuvvet oluşuyor. Seçeneğimiz D olarak ortaya çıkmış olur. Mıknatısların arasına konulan kateline etki eden manyetik kuvvet hangi yöndedir diye sormuş. Şimdi buradan manyetik alanın yönü yok arkadaşlar. Manyetik alanın yönünü de sizin bulmanızı istiyor. Manyetik alanın yönünü bulurken ne yapıyorduk? Bir mıknatısın N kutbundan dışarıya doğru çıkan manyetik alan çizgileri S kutbundan içeri doğru yönelir. Yani bu sistemde artı x yönünde bir manyetik alan söz konusudur. Eğer baş parmağınızı artı y, dört parmağınızı da artı x yönünde tutacak olursanız avuç içinizin içeriye doğru baktığını göreceksiniz. Dolayısıyla burada içeri yönlü yani eksi z yönünde bir manyetik kuvvet oluştuğunu göreceksiniz. Manyetik kuvvetin şiddetiyle ilgili yorumlamalarımız var arkadaşlar. Ne dedik videoya başlarken? Manyetik kuvvetin büyüklüğü sistemde yer alan manyetik alanla doğru, tel üzerinden geçen akımla doğru ve manyetik alan içerisinde kalan tel uzunluğuyla doğru orantılıdır. Buradaki temel koşulumuz manyetik alan ile telin birbirine dik olmasıdır. Eğer manyetik alanla tel birbirine dik değilse biz mutlaka bunun dik bileşenini almak zorundayız arkadaşlar. Şekil üzerinden takip edin lütfen. Eğer tel uzunluğu L kadar ise manyetik alanı dik olan bileşen L sinüs alfa kadardır. Dolayısıyla ben şekilde verilen sistemde manyetik kuvveti bulmak istersem eğer L uzunluğunun sinüs bileşenini almak zorunda kalırım. Yani eğer ikisi birbirine dikse bil bağıntısıyla bulduğum manyetik kuvvetin formülünü arada açı var ise bil sinüs alfa ile bulacağım demektir. Ya da dik bileşen hangi bileşene karşılık geliyorsa onunla bulacağım demektir. Şimdi eğer manyetik kuvvetin maksimum olmasını istiyorsam tel ile manyetik alan birbirine dik olmalıdır. Tel manyetik alana paralel ise tele manyetik kuvvet etki etmez diyorum. Bunu birazcık daha düzgün bir cümleyle yazacak olursam aslında şunu söylemek istiyorum. Manyetik alan ile tel aynı eksen üzerinde ise manyetik kuvvet sıfır olacaktır. Bu nedenle biz eksen takibi yaparak manyetik kuvvet oluşup oluşmadığına karar vereceğiz. Konuyla ilgili bir sorumuz, büyüklük hesaplamayla ilgili bir sorumuz. Şekildeki K-telinin 5 metrelik kısmına etki eden manyetik kuvvetin büyüklüğü kaç Newton'dur? Eğer ben manyetik kuvvet hesaplamak istiyorsam bil modellemesini yazmalıyım. B 2 Tesla olarak verilmiş. İ akımı 3 amper şekil üzerinden takip edin. Manyetik alan içerisinde kalan uzunluk da 5 metre olduğu için bu tele 30 Newton'luk bir manyetik kuvvet etki eder diyorum. Evet, bir sonraki soru da eksen taşıma ya da eksen yorumlama ile ilgili bir soru arkadaşlar. Sayfa düzlemine dik. Bakın şimdi. Sayfa düzlemi ne demek? Sayfa düzlemi x'ye ekseni demek. Ya da x'ye düzlemi yazmayı unuttum. Sayfa düzlemi x'ye düzlemi demektir. Dolayısıyla teller x'ye düzlemi üzerinde duruyorlar. Eşit uzunluktaki her biri için L aynı x'ye z tellerine etki eden manyetik kuvvetlerin büyüklükleri arasındaki ilişki nasıldır diye sormuş. Şimdi bunun için öncelikle arkadaşlar açı söz konusu mu değil mi ona bakmam gerekiyor. Telleri tek tek incelemeye başlıyorum. Diyorum ki x teli için manyetik kuvveti bulmak istersem eğer. Öncelikle manyetik kuvvetin büyüklüğünü bulmak için eksen analizine gidiyorum. B manyetik alanım eksi z yönünde telim yani L uzunluğum y yönünde z ekseni ile y ekseni birbirine dik olduğu için buradaki manyetik kuvveti bil bağıntısıyla bulurum diyorum. Y teline baktığınız zaman arkadaşlar y telinde manyetik alan hala eksi z yönünde aynı manyetik alan içerisindeler. L uzunluğu x'ye düzleminde
sayfa düzleminde bir tel, z ekseni xy düzlemine diktir. Dolayısıyla herhangi bir açı söz konusu değildir. O zaman manyetik kuvveti ben yine bil bağıntısıyla bulurum. Z teline geliyor sıra. Z telinde manyetik alanım eksi z yönündeydi. Tel uzunluğum artı x ekseninde. Z ile x birbirine dik olduğu için buradaki manyetik kuvveti de bil bağıntısıyla bulurum. Gördüğünüz gibi her tele etki eden manyetik kuvvet aynı bağıntıyla bulunuyor. Her biri için B, I ve L değerleri eşit olduğundan dolayı bu telleri etki eden manyetik kuvvetler birbirine eşittir diyorum. Eğer iki tane telim varsa akım taşıyan, bu iki tel birbirine manyetik kuvvet uygulayacaktır arkadaşlar. Manyetik kuvvetin uygulanma koşuluna baktığınız zaman neydi? Düzlemde ya da sistemde bir manyetik alan olması gerekiyor. Tel üzerinden bir akım geçmesi gerekiyor. Ve telin manyetik alan içerisinde belli bir kısmının kalması gerekiyor diye yorum yapıyorduk. Şimdi eğer iki tane tel karşılıklı duruyorsa birinin oluşturduğu manyetik alandan diğeri etkilenecektir. Şöyle yazalım. X'in manyetik alanı ya da X'in oluşturduğu manyetik alan diyelim. Y'ye manyetik kuvvet uygular. İkinci olarak Y'nin manyetik alanı X'e manyetik kuvvet uygular. Eğer ben X'e uygulanan kuvveti bulmak istersem arkadaşlar büyüklük olarak derim ki bir bağıntısına göre X'e etki eden manyetik kuvvet, Y'nin oluşturduğu manyetik alan, X'ten geçen akım ve bu alan içerisinde kalan tel uzunluğuyla doğru orantılıdır. Eğer Y'ye uygulanan kuvveti bulmak istersem, bu sefer de derim ki Y'ye uygulanan kuvvet, X'in oluşturduğu manyetik alan, Y'den geçen akım ve Y'nin alan içerisinde kalan uzunluğu ile doğru orantılı olmak zorundadır. Manyetik alanın formülünü hatırlayacak olursanız arkadaşlar K 2i bölü D ile buluyordum. Az sonra kullanacağım bunu. Şimdi öncelikle şu sistemde bir yorumlamaya gidelim bakalım. Diyoruz ki Y teli X üzerinde bir manyetik alan oluşturur. Bu manyetik alanın yönünü sağ el kuralı ile buluyoruz. Eğer baş parmağımızı akım yönünde tutup teli avcumuzun içine almaya çalışırsak Y'nin X üzerinde dışarı yönlü bir manyetik alan oluşturduğunu göreceğiz. Şuraya BY diyelim. Bu durumda benim X üzerine uygulanan kuvvetim, burada toparlanmış hali yazıyor ama arkadaşlar ben başlangıcını bir yazayım. Y'nin X üzerindeki kuvvetini bulmak istiyorsam K 2İY bölü D çarpı dx çarpı l ile bulmak zorundayım. Bakın şu formülde y'nin oluşturduğu manyetik alanı yazdım sadece. Eğer bu manyetik kuvvetin yönünü bulmak istersem baş parmağımı y ekseninde tutup dört parmağımı kendime doğru çevirdiğim zaman x telini içeriye doğru çeken bir kuvvet olduğunu göreceğim. Şimdi aynı çalışmayı y için yaparak pekiştiriyorum. Diyorum ki X akımının Y'de oluşturduğu manyetik alan ya da Y'de etki ettiği manyetik alan sağ el kuralına göre içeri yönlüdür. X, Y teli üzerinde içeri yönlü bir manyetik alan oluşturur. Bu durumda Y'yi etki eden kuvveti bulmak istersem K 2 İX bölü D çarpı İY çarpı L olarak bulurum. Eğer bu manyetik kuvvetin yönünü bulmak isterseniz arkadaşlar ne yapacağız? Baş parmağımızı yukarıya doğru, dört parmağımızı da içeri doğru tuttuğumuzda dikkat edin içeri yönde yani eksi x yönünde bir kuvvet etkisi altında kaldığını görüyorum. Şimdi burada yazdığım bağıntılara bakacak olursanız arkadaşlar iki bağıntının birebir birbirinin aynısı olduğunu görürsünüz. Dolayısıyla bu kuvvetler büyüklük olarak birbirine eşit olmak zorundadır. O zaman vektörel ifademi yazmak istersem eğer
iki kuvvetin büyüklüğü birbirine eşitken yönleri birbirine ters olduğu için bu kuvvetler birbirine eşit değildir. Yön olarak birbirinin tersine eşittir diye yorum yapar ve bu aşamayı tamamlarım. Dikkat etmenizi istediğim şey şu arkadaşlar. Eğer iki tane telden birinden akım geçip diğerini etkiliyorsa onun manyetik alanından dolayı kuvvet etkisinde kalabilir. Ve etkisinde kaldığı kuvvet neticesinde biz telin şeklinde değişiklik oluştuğunu göreceğiz demektir. Şurada bir bakalım. Aynı yönlü akım taşıyan teller birbirini çeker temel cümlemiz arkadaşlar. Yönleri göstermiş burada sağ el kuralına göre baktığınız zaman mesela birinci şekilde bu tellerin birbirine manyetik alan içerisinde yaklaştıklarını göreceğiz. Şöyle bir bükülme söz konusu olacak yani tellerde çektiği için. İkinci telde zıt yönde akım geçiren teller birbirini ittiğine göre bu sefer bu tellerin de dışarıya doğru açıldığını göreceğiz aslında kendi içlerinde. Çünkü bir manyetik kuvvetin etkisi altındalar ve bu manyetik kuvvetin büyüklüğü K 2 İX İY bölü D'dir. Genel olarak birim uzunluğa etki eden kuvveti bulduğumuz için arkadaşlar L'yi kullanmayız ama manyetik alan içerisinde tel boyu L kadarsa bu ifadeyi bir de alan içerisinde kalan L ile çarpmamız gerekir. Evet, esnek K ve L tellerinden oluşan şekildeki akımlar geçtiğine göre diyor, tellerin konumları nasıl olur? Şimdi benim bu durumda işlem falan yapmama gerek yok arkadaşlar. Akım yönlerine bakacağım ve diyeceğim ki aynı yönde akım geçen teller birbirini çeker. Aynı yönde akım geçiren teller birbirini çeker. O zaman bu iki telin birbirini çekmesi gerekir. Çünkü aynı yönde akım geçiriyorlar. Dolayısıyla tellerimde içeri doğru bir bükülme söz konusu olacaktır. Yine esnek K ve L tellerinden şekildeki akımlar geçtiğinde tellerin konumları nasıl olur diyor. Ben hemen akımların yönlerine bakıyorum ve diyorum ki zıt yönde akım geçiren teller birbirini iter. Dolayısıyla tellerin birbirinden uzaklaşmasını bekliyorum arkadaşlar. F kuvvetiyle birbirini itecekse teller uzaklaştığı zaman araları açılacak ve E seçeneği gibi olacaktır. K ve L tellerinden İK ve İL akımları geçmektedir. K teline etki eden kuvvetin yönü. Büyüklüğünü sormadığı için sadece yönünü sorduğu için arkadaşlar niceliklerinden hangilerine bağlıdır demiş. Diyorum ki akımların yönüne bağlıdır. Aynı yönde mi geçiyor? Zıt yönde mi geçiyor? Benim için önemli olan bu. Dolayısıyla K'nın yönü ve L'nin yönü benim için önemli. D uzaklığı önemli değildir ya da bağlı değildir diyoruz. K ve L tellerinin M'ye uyguladığı bileşke manyetik kuvvet hangi yöndedir diye sormuş. Bakın düz mantıkla çözüyorsunuz arkadaşlar. Çok basit. K ve M aynı yönde akım geçirdiğine göre K M'yi çekecektir. K M'yi çeker. L ve M zıt yönde akım geçirdiklerine göre L M'yi itecektir. Bileşke kuvvet bu ikisinin ortak etkisi olacağı için şekilde görüldüğü gibi B seçeneğindekine benzeyecektir. KLM tellerinden şekildeki akımlar geçtiğinde hangi teli etki eden bileşke kuvvet ok yönünde olur diye sormuş. Şimdi arkadaşlar bu tip soruları yorumlarken telleri birbirinden ayırıp her birinin etkisine bakmak doğrudur. Şimdi K telini etki eden kuvvetlerin yönlerine bakalım. L telini etki eden kuvvetlerin yönlerine bakalım. Bir de M telini etki eden kuvvetlerin yönüne bakalım bakalım. Şimdi bütün tellerden aynı yönde akım geçiyor. O zaman diyorum ki L teli K telini kendisine doğru çeker. M teli K telini kendisine doğru çeker. Dolayısıyla K teli ok yönünde hareket eder. Kesin. K ok yönünde gidecek. Devam ediyorum. L teline baktım. Diyorum ki K teli L telini kendisine doğru çeker.
M teli, L telini kendisine doğru çeker. Dolayısıyla L telinin hareket edeceği yön hangisi büyükse o tarafa doğru olacaktır. M teline bakıyoruz arkadaşlar ve başlıyoruz. K teli, M telini kendisine doğru çeker. L teli, M telini kendisine doğru çeker. Yani M okun tersi yönde hareket eder. M kesinlikle ok yönünde hareket edemez. Şimdi L teli için büyüklük hesabı yapmam lazım. Çünkü cisim büyük olan kuvvet yönünde hareket edecektir. Diyorum ki K'nın L'ye uyguladığı kuvveti bulmaya çalışıyorum. Öncelikle F kuvvetinin K 2, I1, I2 bölü D ile bulunduğunu bir hatırlayalım. K'nın L'ye uyguladığı kuvveti bulursam K, I, 2I bölü aralarındaki uzaklık D kadar derim. Eğer M'nin L'ye uyguladığı kuvvete bakacak olursam K, 2I, I bölü D'dir. Ne görüyoruz arkadaşlar? K'nın L'ye uyguladığı kuvvetle M'nin L'ye uyguladığı kuvvet birbirine eşit. O zaman L teli üzerindeki net kuvvet sıfır. Yani L teli hareket edemez. Cevabım Adana seçeneği olarak ortaya çıkar. Eşit bölmeli düzlemde sayfa düzlemine dik yerleştirilen sonsuz uzunluktaki tellerden I1 ve I2 akımları geçmektedir. I1 ve I2 akımı geçen tellerin I akımı geçen tele uyguladığı bileşke manyetik kuvvet F olduğuna göre I1 bölü I2 oranı nedir diye sormuş. Şimdi öncelikle tellerin birbirine etkisine bakalım arkadaşlar. I1 ile I zıt yönde oldukları için birbirini iterler. Dolayısıyla 2F büyüklüğünde bir kuvvetim artı X yönünde oluşur. I1'in etki ettiği kuvvet. I2 ile I zıt yönde oldukları için birbirlerini iterler. Dolayısıyla I2 teli F kuvvetiyle yukarı doğru itmektedir. Eğer ben manyetik kuvvet hesaplamak istersem K2 I1 I2 bölü D formülüyle hesaplarım. Şimdi başlayalım bakalım. Birincinin uyguladığı kuvvet K2 I1 I bölü aradaki uzaklık 2D kadardır diyorum. F2'nin uyguladığı kuvvet K2 I2 I bölü aradaki uzaklık 3D kadardır. Birincinin uyguladığı kuvvet 2F, ikincinin uyguladığı kuvvet F'tir. Ne yapacağım? Alttakini 2 ile çarpıp üsttekine eşitleyeceğim arkadaşlar. Katsayıyı başa alıyorum. 4 bölü 3 K I2 I bölü D eşittir. İkiler sadeleşti buradan. Dikkat edin. K I1 I bölü D'dir. D'lerden kurtuldum. İ'lerden ve K'lardan da kurtuldum. O zaman 4 İ 2 3 İ1'e eşitlenmiş oldu. Yani sorunun İ1 ve bölü İ2 oranı 4 bölü 3 olarak bulunur diyoruz. Güzel bir soru. Esnek yaya asılan X çerçevesinden İ1 akımı geçmektedir. X çerçevesine paralel yerleştirilen K telinden İ2 akımı geçerken X çerçevesi şekildeki gibi dengede kalıyor demiş. K'dan geçen akım İ2'nin değeri artırılırsa X çerçevesi hangi yönde harekete geçer? Şimdi öncelikle denge koşulumuz var. Nedir arkadaşlar? Sistemdeki kuvvetler birbirini nötrleyecek. Şimdi öncelikle ben bu sistemdeki kuvvetleri bir yazayım. Burada bir yay görüyorum. O zaman yukarıya doğru yay çekiyor. Çerçevenin bir ağırlığı var. Dolayısıyla aşağıya doğru Mg ağırlığı var. Bir de teller aynı yönde akım geçirdikleri için arkadaşlar birbirini çekecekler. Aşağıya doğru bir manyetik kuvvet var diyorum. O zaman burada denge koşulunu sağlayabilmem için yay kuvvetinin çerçevenin ağırlığıyla çerçeveyi etki eden manyetik kuvvetin toplamına eşit olması gerekir diyorum. K'dan geçen I2 akımı artırılırsa, şimdi eğer ben I2 akımını artırırsam manyetik kuvveti artırmış olurum. Yani eşitliğin ikinci kısmında artış meydana gelirken birinci kısmında değişiklik meydana gelmez. Bu durumda tel
aşağı yönde harekete geçer daha çok çekildiği için. Yani eksi y yönünde hareket gerçekleşir diyoruz. Sınavda çıkmış bir soru arkadaşlar. Bir mıknatısın içerisinde şekildeki gibi bir DC kaynağına bağlı sürtünmesiz ve yatay duran iletken rayın üzerine serbestçe hareket edebilen alüminyum çubuk görülmektedir. Akı değişimlerinden dolayı meydana gelen etkiler ihmal edilmektedir demiş. Anahtar kapatılınca alüminyum çubuğun ray üzerindeki ilk hareketiyle aşağıdakilerden hangisi doğrudur diye sormuş. Şimdi biz bir bakalım, burada bir mıknatıs varsa diyelim, öncelikle bir manyetik alan vardır. Bu manyetik alanın yönünü bir görmeye çalışalım. N kutbundan S kutbuna doğru oluşacak bir manyetik alan, eksi Y yönünde manyetik alan vardır. Eğer anahtarı kapatırsam tel üzerinden akım geçmeye başlar. İ akımı. Dolayısıyla bu sistemde Z eksenine doğru, yani eksi Z ekseni yönünde bir akım söz konusu olur. Bu durumda derim ki tel üzerinde bir manyetik alan var, akım da var, telin manyetik alan içerisinde bir boyu da var. O zaman tele manyetik kuvvet etki edecek. Manyetik kuvvet etki ettiğine göre yönünü sağ el kuralı ile bulacağım. Şimdi baş parmağınızı içeriye doğru, dört parmağınızı da aşağıya doğru tutarsanız arkadaşlar manyetik kuvvetin yönünü eksi x olarak bulursunuz. Eksi x yönünde harekete geçecek. O yüzden de iki yönünde harekete geçer diyorum ve uygun olmayan seçenekleri eliyorum. Şimdi acaba iki yönünde hızlanarak mı hareket edecek, sabit hızla mı hareket edecek? Bunu yorumlamaya çalışalım. Bunun da temel bilgisini dinamikten biliyoruz ya da arkadaşlar ivmeli hareketten biliyoruz. Bir cisim üzerinde net kuvvet sıfırdan farklı ise cisim ivmeli hareket yapar diyoruz. Newton'un ikinci yasasına göre. Dolayısıyla sabit hızla hareket yapması mümkün değildir. İki yönünde hızlanarak hareket edecektir diye yorumumuzu tamamlıyoruz. Konuyla ilgili son örneğimizi verelim arkadaşlar. İ akımı geçen K halkasının merkezine sayfa düzlemine dik olarak yerleştirilen X, yatay yerleştirilen Y ve düşey yerleştirilen Z tellerinden hangilerine manyetik kuvvet etki eder? Kuralım ne? Eğer manyetik alanla tel birbirine dikse manyetik kuvvet vardır. Aksi takdirde manyetik kuvvet yoktur. Yani tel ile alan aynı eksende olmayacaklar. Temel kuralımız bu. O zaman öncelikle bu sistemlerde manyetik alanların yönünü bulmaya çalışalım arkadaşlar. Bunlar halka. Halka için sağ el kuralı neydi? Bir hatırlayalım bunu. Bir kere dört parmağımızı akım yönünde bükersek baş parmağımız manyetik alanı gösterecek diye yorumlamıştık. Birinci telde saatin tersi yönde bir akım geziyor. O zaman dışarı yönde bir manyetik alan oluşacak diyorum. İkinci telde saatin tersi yönde akım geziyor. O zaman dışarı yönde manyetik alan oluşacak. Üçüncü telde saat yönünde akım geziyor. Bu durumda içeri yönde manyetik alan oluşacak derim. Eğer x teli için bakacak olursanız arkadaşlar, akım Z ekseninde, manyetik alan Z ekseninde, bunların ikisi birbirine paralel olduğuna göre F manyetik oluşmaz. Y teline bakıyorsunuz hemen. Akım X ekseninde, manyetik alan Z ekseninde, X ve Z birbirine dik olduğu için bu sistemde manyetik kuvvet vardır diyorsunuz. Z teline geçtim. Akım Y ekseninde, manyetik alan Z ekseninde, Y ve Z birbirine dik olduğu için bu sistemde de manyetik kuvvet vardır. Yani ikinci ve üçüncü telde manyetik kuvvet oluşurken birinci telde oluşmayacaktır. Cevabımız C olacak. Evet, dilim döndüğünce manyetik kuvvetin yönünü ve büyüklüğünü bulmayı anlatmıştım.
anlatmaya çalıştım arkadaşlar. Yalnız bunu üzerinden akım geçen tel üzerinden anlatmaya çalıştık. Bir sonraki dersimizde manyetik alana atılan yüklü parçacıkların hareketini izleyeceğiz ya da işleyeceğiz. Bir sonraki derste görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.